Evet sevgili dostlar, hepinize selam. Uzun zaman oldu böyle kalabalık bir gruba ders anlatmayalı. Çok heyecanlıyım, o yüzden kusura bakmayın. Ve bir soruyla başlamak istiyorum sunumuma. O da, bu salonda kimin 3 milyar doları var? Birinin vardır, deminki konu, birinin vardır mutlaka. Beni evlatlık alabilir. Şöyle arkadaşlar, ben bir beyin doktoruyum ve nöroloji uzmanlığımın 5. yılında okuduğum bir makaleyle şunu öğrendim. İnsan beyni eğer bir bilgisayar olsaydı, kuantum işlemcili bir bilgisayara benzeyecekti ve ortalama değeri 3 milyar dolar civarında olacaktı. O yüzden soruyu tekrar soruyorum ve bu sefer hepinizden bir cevap bekliyorum. Bu salonda kimin 3 milyar doları var? Aynen. Konuşmamız bitmiştir, görüşürüz. 3 milyar dolarımız var ama bir de biliyorsunuz ülkemizin beyinle ilgili muhteşem bir sloganı var. Beyin bedava. Yani demek ki ciddi anlamda bir şeyi yanlış anlamışız arkadaşlar. Ben mesela çok yanlış anlamışım. Beynin bedava olduğu bir ülkede niye nöroloji uzmanı oluyorsun ki? Yani bedava olan bir şeyin bozulmasının bir değeri olabilir mi? Olmaz yani. Türkiye'de olman gereken doktor, üroloji, kadın doğum ve ikisinin kombosu olan çocuk doktoru olmak. Yani, ama sevgili dostlar, ancak değerini kaybettiğiniz zaman ne kadar muhteşem bir makineye sahip olduğunuzu biliyorsunuz. Eşsiz bir makine, çok değerli. Bugün dünyada birkaç bilgisayar var. Böyle özellikle yapay zeka ile ilgili çalışmaların yapıldığı. Onları saymazsanız dünyada geriye kalan bütün bilgisayarları birleştirseniz iki kulağınız arasındaki galaksi kadar muhteşem bir bilgisayar etmiyor. Şimdi gelelim bu makinenin muhteşemliğine. Aynı anda muazzam işler yapabilen bir bilgisayar. Mesela gerçeklik algısı. Şu an beni burada görüyor olmanız beyniniz tarafından üretilen bir şey. O yüzden beyninize ufacık bir pıhtı atarsa şu an tecrübe ettiğiniz gerçeklik zemininden sarsılabilir. Zamanın akıp gidiyor olma hissi. Beyniniz tarafından işlenir. O yüzden cuma gününün son dersinin son dakikalarının geçmesi saatler sürer. Eğer zaman dışarıda akıp giden bir şey olsaydı, senin sıkılıp eğlenmene göre farklı hissetmezdin bunu. Beynin tarafından üretilen bir şey. Düşünce, hareket, konuşma, karakter, kişilik, duygu, kararlarımız, tercihlerimiz hepsi beynimiz tarafından üretilen bilişsel, kognitif özelliklerimiz. Bunlardan tabii ki kabul ederseniz en önemlilerinden birisi de plan yapabilme yeteneğimiz. Mesela yürümek arkadaşlar kontrollü bir düşmedir. Bunu planlarız. Çocukken bunu bir kez öğrendikten sonra da artık ben burada konuşurken otomatik pilotta bunu rahatlıkla çok büyük bir kaza çıkmazsa yapabilirim. Dikkat ettiyseniz planlama yapabilmek az önce saydığım bütün bilişsel fonksiyonların bileşimiyle yapabileceğiniz bir şey. Bir kere zamanı ileriye doğru sarabilmeniz lazım. Dolar kaç olacak acaba? Yürürken, değil mi? Mekanda bir plan yapabilmem lazım. Yani aslında plan yapabilme yeteneğimiz beynimizin en pahalı işlevlerinden birisi diyebiliriz. Bu sayede emeklilik fonu diye bir şey uydurabilirsiniz, bir kurgu. Tıpkı firmalar gibi, tıpkı sınırlar gibi, insan kurgusu. Ve belki de 30 yıl sonrası için günlük kazancınızdan bir yere bir şeyler koyarsınız. Bakın zamanı ileriye doğru sardım. Mekanda onu içeride tasarladım. Kendime koyduğum bir yer var.
kendime çizdiğim bir standart var ve ona gidebilmek için bir plan yapıyorum. Evlilik yine bir plan. Konuşmanın kendisi bir plan arkadaşlar. Ben şu an bu konuşmayı yaparken ben her söylediğim kelimeyi o an tasarlayacak olsaydım zihnimde o zaman konuşamazdım. Gördüğünüz üzere aslında insanı insan yapan ve belki de diğer türlerden ciddi anlamda farklılaştıran en önemli özelliğimiz, en güçlü silahımızdan birisi plan yapabilme yeteneğimiz. Ancak koronanın bize öğrettiği gibi plan yapabiliyor olmak tek başına bir marifet ya da artı kazandırmıyor olabilir bize. Yaptığınız en muhteşem plan değişmek zorunda, bozulmak zorunda kalabilir. Boşanma gibi. Bir gebelik ölü doğumla sonuçlanabilir. Ben burada istediğim kelimeleri istediğim sırayla söyleyemeyebilirim. Gördüğünüz üzere zihnimizin en güçlü özelliği kainatımızın iki tane olmazsa olmaz temel yasasıyla çelişir. Birincisi entropi, her şey bozulup gider. Bakın güneşin tükendiği bir yerde sen plan yapsan ne yazar? İkincisi ise arkadaşlar zamanın akıp gidiyor olması. Yani ölüm gerçeği. Kaotik bir evrene bu iki yasayı koyduğunuz zaman plan yapabilme yeteneğimiz onun zıttı sayılabilecek bir güçle sürekli olarak sınanır. O da işler planladığımız gibi gitmez. O yüzden az önce şu özelliğimizin yanına bir özellik daha koymamız lazım. Yoksa bu özellik arkadaşlar hayatta kalmanıza hiçbir avantaj sağlamaz. Hatta büyük bir ihtimalle hayatta kalmanıza engel olur. Mesela ben koronanın başında yepyeni bir hayata adım atmıştım. Planımı, her şeyimi ona göre tasarlamıştım. Çok ciddi bir karar vermem gerekiyordu. O kararı verdim, kendimce bir plan yaptım ve dedim ki Timur bundan sonra hayatına böyle devam edersin. Sonra bir anda korona patladı. Sanırım bu odadaki herkes planlarının mikroskopta gözükecek minicik bir varlıkla ne kadar çok sınanabileceğini çok ciddi anlamda iliklerine kadar tecrübe etmiştir. Demek ki arkadaşlar, evet plan yapabilmek bize bir avantaj sağlar. Ama tek bir şartla bu planları yeri geldiğinde değiştirebiliyorsak, esnetebiliyorsak, aksi takdirde düşünsenize savaş planı yapıyorsunuz. Karşı taraftan gelen ordu sizin 100 katınız büyüklüğünde. Yani planı değiştirmeniz lazım. Planı değiştirmeniz lazım. Beklenmeyen bir çocuk, bir hamilelik haberi, planı değiştirmeniz lazım. Bir anda tanı aldığınız bir multiple skleroz, planı değiştirmeniz lazım. Gördüğünüz üzere plan yapma yeteneğimiz kendisinin zıttı bir özellikle ancak bir arada olursa işe yarar. Plan yapmak, statik olucu bir zihnin kaotik bir evrene dik duruşu iken bunu değiştirebilmek de eyvallah demeye denk geliyor arkadaşlar. Bunun ikisini aynı anda yapabilirseniz yapılan sayısız çalışma psikolojik esneklikle birlikte daha sağlıklı, daha mutlu ve daha başarılı olduğunuzu kanıtlıyor. Demek ki arkadaşlar plan yapmak güzel bir şey ama değiştirebiliyorsam. Şimdi değişmek kelimesi de bir nöroloji uzmanına aynen şu anlama gelir arkadaşlar. Nöroplastisite. Yani beynimiz zaten yapı itibariyle sürekli olarak değişir. En büyük özelliği bu. Plastik kelimesi Latince'de şekli değişen demek. Homo sapiens 100 yıl önce nihayet ta simyacılardan biri hayalini kurdu. Katıya istediği şekli verebilme yeteneğini elde edince
o maddeye plastik ismi vermiş. Yoksa günümüzdeki modern yeni ismiyle alakası yok. Plastik, değişen demek. Ben nöroloji uzmanıyım. Neuro, neuroscience, neuropolitika, neuroiktisat, neurofelsefe. Neuro kelimesi de gördüğünüz üzere sinir hücresi demek. Şu an sizler beni dinliyor iken beyniniz değişiyor. Ben konuşuyor iken beynim değişiyor arkadaşlar. Beynimiz değiştiği için bir yabancı dili bilmiyor iken bilebilir hale gelirsiniz. Beynimiz değiştiği için yürüyemiyor iken yürür hale geliriz. Beynimiz değiştiği için bazı konular hakkındaki fikirlerimizi değiştirebiliriz. Beynimiz değiştiği için önceden yaptığımız plan beklemediğimiz bir hainlikle, evrenin bir müdahalesiyle sınandığında planımızı değiştirebiliriz. O yüzden aslında sinir bilimi perspektifinden doğru plan yapabilme ve planlarımızı da yeri geldiğinde değiştirebilme yeteneği beynimizin nöroplastisitesiyle doğru orantılıdır. Ne kadar esnek bir beyniniz varsa psikolojiniz o kadar esnek olur, planlarınız o kadar esnek olur. Nokta. Logos arkadaşlar, sebep sonuç. Logos. Beynimiz ne kadar esnekse planlarımız da o kadar esnek olur. O zaman şimdi sinir bilimi aslında pek de kendi alanı değilmiş gibi gözüken insan planlarını nasıl değiştirir konusunda evrensel, hepimiz için geçerli olan, insan beyni olan herkes için geçerli olan 3 tane temel büyük yasa sunar arkadaşlar bize. Bunları ne kadar kullanırsanız psikolojiniz de o kadar esner, plan yapma yeteneğiniz o kadar artar. Beklenmedik bir durumla karşılaştığınız zaman planınızı değiştirebilme şansınız da o kadar artar arkadaşlar. Bu bağlamda Zen Budizmine küçük bir laf atmak istiyorum ben. Ben bu aralar felsefeyle çok ilgileniyorum. İnanılmaz tutarlılıklar var arkadaşlar. İnanılmaz. Yani Sokrates'in, Epikür'ün, Seneca'nın felsefesi sanki o zamanlarda bir beyin MR'ı varmış da beyni görüntüleyebilmişlercesine tutarlı. Zen'de de şöyle bir söz var arkadaşlar, güzel bir söz. En güçlü silahın zihnindir. Ve bakın bunu söyleyen savaşçı günümüzde halen daha en keskin, en hafif ve en dayanıklı kılıcı kullanıyor olmasına rağmen bu sözü söylüyor. En güçlü silahın zihnindir. Ama şimdi bu sözü az önce anlattıklarımdan dolayı biraz update etmemiz lazım. Evet, en güçlü silahın zihnindir. Ama yeri geldiğinde kılıcı çekiç yapabiliyorsan, kalkan yapabiliyorsan. Aksi takdirde statik ol, bu kainatta her zaman için kaybetmeye mahkumdur. Şimdi birinci ilkemiz arkadaşlar, tekrar ilkesi. Logoyu onun için koydum. Hepinize tanıdık geliyordur sosyal medyadan. Yapılan sayısız çalışma gösteriyor ki beyninizin esnekliğini kullanmak ve bundan faydalanmak istiyorsanız tekrar tekrar deneyeceksiniz arkadaşlar. Konuşmayı nasıl öğrendik? Tekrar tekrar deneyerek. Yürümeyi nasıl öğrendik? Tekrar tekrar deneyerek. Bu prensibi yok sayarsanız, ya ben plan yaparım, ben zaten ilk seferinde en güzel planı yaparım, o kenarda dursun. Beyninizin en önemli özelliğini karşınıza alıyorsunuz demektir. Tekrar tekrar deneyeceksiniz. İlişkinizde kavga mı ediyorsunuz sevdiğiniz insanla? Ve barışmak mı istiyorsunuz? Tekrar tekrar deneyeceksiniz. Davranışlarınızı değiştirmek mi istiyorsunuz? Tekrar tekrar deneyeceksiniz. Bu kadar basit. Bunu yok saymak, biyolojiyi yok saymaktır. Yani ben bacaklarım üzerinde değil, dirseklerim üzerinde yürüyeceğim demekle hiçbir farkı yoktur. Bunu baştan bileceğiz, baştan kabul edeceğiz, tekrar tekrar denemek zorunda olduğumuzu. Bu bize nasıl avantajlar verir? Bir kere mükemmeliyetçi bir şekilde başlamayanlarımız var ya bizim.
Hani şu spora bir türlü başlamayanlar kayıt olup. Onların başlamamasının altında yatan en büyük sebep ne? Başarısızlık korkusu, tamamlayamayacağım korkusu. Hele bir de mükemmelliyetçi bir ebeveyn tarafından yetiştirildiyseniz geçmiş olsun arkadaşlar. Halbuki bakın bu ülke bize diyor ki yapamayabilirim, düşebilirim, yanlış konuşabilirim, tartışabilirim, başaramayabilirim. Önemli olan benim bunu tekrar tekrar denemem. O yüzden sinir biliminin size ilk şu 3 milyar doları güzel kullanmak istiyorsanız, sinir biliminin plan ve planları değiştirmeye dair size ilk öğüdü. Lütfen bunu tekrar tekrar deneyin. Bu bizim doğamızda var. Bize uydurdukları bir öykü var. İnsanın yaratılmışlığın tacı olduğuna dair, hata yapma lüksünün olmadığına dair. Ebeveynlik sistemi buna katkıda bulunuyor. Eğitim sistemi hatayı affetmeyen ve yapmamamız gerektiği yönelik bir eğitim sistemi. Hayır. Biyoloji bunu kabul etmiyor arkadaşlar. Sinir bilimi bunu kabul etmiyor. Bu 3 milyar dolarlık kuantum işlemcili bilgisayar bu fiyatı elde edebilmek için tekrar tekrar deneyecek. Bu birinci kural. İkinci kural ise arkadaşlar, şu çok sevdiğiniz bir laf var. Bu sağ beyin, sol beyin. Eril, dişil. İşte kadın beyni, erkek beyni. Yok işte rasyonel kafa, irrasyonel kafa. Ama sinir bilimi perspektifinden baktığımız zaman biz bunun böyle olmadığını gördük. Bizler algımızda matematik ve dili birbirinden ayırmayı çok seviyoruz. O kadar çok seviyoruz ki bunu işlendiği okullara farklı isim koyduk biz. Halbuki sinir bilim diyor ki hayır. Matematiğin bir dili olduğu gibi dilin de bir matematiği vardır. Duyguyu düşünceden, davranışı inançtan ayıramazsınız. Beyin paralel çalışır. Zaten böyle olmasaydı, eğer beyin seri bir şekilde bağlanmış olsaydı, Noel ağacının lambaları gibi, o zaman ilk sinir hücrenizi kaybettiğinizde ölürdünüz. Noel ağacının lambalarından birisi patlayınca diğer bütün lambalar söner. Beyin paralel çalışır. Adamın beyninin yarısı yok. Şu an bu odadaki insanlar MR çektirmemiş olanlarınız varsa belki de doğuştan yarısı yok ama bunun haberinde bile değil. Çünkü beyin paralel çalışır. O yüzden bir yabancı dili öğrenmek istiyorsanız sadece gramerini öğrenmeniz yetmez. Paralelliği kullanmıyorsunuz. Okuyabiliyor olmanız lazım, konuşabiliyor olmanız lazım, konuşulanı anlayabiliyor olmanız lazım ve yazabiliyor olmanız lazım. Bunların hepsini aynı anda yaparsanız esas dili daha çabuk öğrenirsiniz. Aksi takdirde yes this is a pencil. Yani 12 yıl haftada 10'ar saatten boşa gidilmiş, verimsiz kullanılmış. Dili icat eden beyne dil öğretemiyoruz. Hem de sıfırdan bir dil edinebilecek kadar muhteşem bir bilgisayara. Niye? Paralellik ilkesini kullanmıyoruz. O yüzden dikkat eksikliği olan çocukta siz öz değer yatırımı yaparsanız çocuğun dikkati toparlanır. Halbuki dikkat ve değer ne alaka? Paralel çalışır. O yüzden bir insanın davranışının altında duygusu yatar. Çünkü paralel çalışır. Plana nasıl oturtacağız bunu arkadaşlar? Eğer hayatınızda, iş hayatında daha esnek planlara sahip olmak istiyorsanız, o zaman belki de özel hayatınızda da plan yapabilme yeteneğinize yatırım yapmanız lazım. Orada yaptığınız yatırım iş hayatında da size iyi gelecek. Sen daha tabağınla kurduğun ilişkiyi toparlayamıyorsan, yatak odandaki ilişkiyi nasıl toparlayacaksın? Paralellik ilkesi. O yüzden arkadaşlar hayatınızın önemli önemsiz hiç fark etmez. Bütün alanlarında plan yapabilme, öngörebilme, yeri geldiğinde değişiklik yapmayı çalışın. Çünkü o size sözde çok küçük gelen plan değişiklikleri. 78. ayakkabınızı alacağınız zaman bir hayır deyin. Göreceksiniz orada yaptığınız sinaps belki de 3 yıl sonra işinizle ilgili önemli bir planı değiştirmekte size yardımcı olacak. Çünkü beyin paralel çalışır arkadaşlar. Bize bunun zıttını öğrettiler. Zıttını öğrettiler. Hani ben mesela matematikçiyim, öteki dilci.
Böyle beynimiz için böyle bir şey yok arkadaşlar. Düşünceyi duygudan, duyguyu davranıştan, farkındalığı inançtan, gerçekliği zamandan, algıyı dikkatten kesin duvarlarla ayıramazsınız. O yüzden bunlardan bir tanesinde bir sorunun ortaya çıkması diğerlerinin hepsini de bozar. Öfke dürtü kontrol bozukluğunda olduğu gibi. Üçüncü kuralımız ise arkadaşlar, mozaiklik ilkesi. Bir de beynimizin şöyle bir özelliği var. Biz genellikle mesela plan yapabiliyorum, plan yapamıyorum. Ben iyi bir insanım, kötü bir insanım. İşte politikaları iyi yapıyorlar, politikaları kötü yapıyorlar. Erkek dediğin şöyle olur, kadın dediğin böyle olur gibi. Zihnimizin bir tuzağına düşüp hakikati bölmeyi çok seviyoruz. Halbuki yapılan yine sayısız çalışma gösteriyor ki arkadaşlar, beynimizde kesin siyah ve beyaz alanlar yok. Plan yapabilme ve değiştirme yeteneğiniz ya tamamen yaptığınız ya da hiç yapamadığınız bir şey değildir. Hatta siz bu olaya böyle baktığınız takdirde plan yapabilme yeteneğini baltaladığınız sayısız çalışmayla kanıtlanmıştır. Ben plan yapabiliyorum diyen adam zaten hiç yatırım yapmaz kendine. Ben yapamıyorum diyen de yapamıyorum der. O yüzden sinir bilimi 3 milyar dolarlık makineyi doğru kullanmak istiyorsak hepimize şöyle bir öğütte bulunuyor. Lütfen hedefleriniz, arzularınız, planlarınız, yapabildikleriniz, yapamadıklarınıza bir ya hep ya hiç penceresinden bakmayın. İkisinde de kaybedersiniz. Fix mindset. Bu çok büyük bir kuramdır. Tam tersine siyah beyaz değil, gri bir skalayla bakın. Fizik mi yapmak istiyorsunuz? Benim çok iyi bir fiziğim var ya da çok kötü bir fiziğim var demek sizi motive etmeyecektir. 3 milyar dolarlık bilgisayarı boşa kullanıyorsunuz arkadaşlar. Benim amacım bir ay öncekine göre daha iyi bir fizik yapmak. Ekonomik durumlar, parasal durumlar, kitap okuma. Hangimiz bir kitabı oturup bir keresinde bitirebilecek ki? Böyle düşünürsen hiç başlamazsın. Lütfen sevgili dostlar, sizden ricam, beynimizin gerçek anlamda gücünü gösterebilmesi için mozaik ilkesine uymamız lazım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ben kendi beynimdeki kadınsı örüntüye de Kadınlar Günü için teşekkür ettim. Yapılan sayısız çalışma saf bir erkek beyni ve saf bir kadın beyni diye bir şeyin olmadığını gösterdi bize. Hepimizde bütün özelliklerin bir mozaiği var. 12 burcun 12 özelliğini de insan taşır. O yüzden hangi burcu söylerseniz tutar zaten. Bunu 4500 yıl önce çözmüşler, tutar. Dil yeteneğiniz, bir yabancı dili konuşup konuşmadığınızda siz, ben İngilizce biliyorum dediğiniz an bittiniz. Siz kendinizi kilitlediniz. Daha ne ders göreceksiniz ki? Biliyorsunuz zaten. Ya da bilmiyorum demek. Yo, bir sürü kelime biliyorsun. Ben, sen, ben, sen, günleri. Yani o yüzden lütfen bir skalada, gri bir alanda değerlendirin planlarınızı. En muhteşem plan diye bir şey yoktur ya da en korkunç plan diye. Önemli olan planlarınızı bir skalanın üstüne oturtup bu skalada gerekirse bir basamak daha beyaza ya da bir basamak daha siyaha geçebilmek. Bunu yapabildiğiniz takdirde arkadaşlar ben sinir bilim adına size söz veriyorum. Bilimde verdiğimiz sözler tutar. Öyle Türkler korona olmaz gibi sallamıyoruz biz. Size söz veriyorum. Tekrar ilkesi, paralellik ilkesi ve mozaik ilkesi. Bu üç ilkeyi ne kadar çok hayatınızda canlandırabilirseniz en değerli sermayenizi en verimli şekilde kullanmaya başlamışsınız demektir. Şimdi konuşmamın sonunda da sizden bir isteğim olacak arkadaşlar. Çünkü ekranda gördüğünüz Cassandra ile çok aynı yerde hissediyorum kendimi. Bundan 4 yıl önce diğer TEDx Kale için yaptığımız zaman sosyal medyanın tehlikesi bakımından hepinizi çok ciddi anlamda uyarmıştım.
Daha henüz daha Netflix Social Dilemma belgeselini yapmadığı için çok da ciddiye alınmamıştım ben. Ama gördüğünüz üzere söylediğimiz her şey çatır çatır geldi. Logos, sebep, sonuç. Şimdi Kassandra'da Truvalı Apollon Tapınağı'nın baş rahibesi, Truvalılar Truvat'ını içeri alırken diyor ki, oğlum yapmayın, bak bu bir hediye falan değil, bir tuzak diyor ve hiç kimse Kassandra'yı ciddiye almıyor. Sonra Kassandra'nın diğer bütün rahibelerle birlikte şehir yanarken toplu tecavüze uğramamak için kendilerini ateşe attıklarına dair yazıtlar var. Şimdi ben gene size bir Kassandra'lık yapayım biraz. Bu beynimizi düzenli kullanabilme, plan yapabilme ve kaotik bir evrende olmanın bende yarattığı değişik bir projeksiyon var. Eskiden %10 civarı gözüken ADHD, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun günümüzde okula giden çocuklardaki oranının %50 olduğunu söyleyen çalışmalar var. İlk defa Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına göre yanlış ve fazla beslenen insanların ölümü, beslenemeyen insanların ölümünden daha fazla. Postmodernizm, insan zihni için zararlıdır. Eğitim sisteminin kendisi, insanın zihin sağlığı için bir tehlikedir. Ekonomik sistemin kendisi, insanın zihin sağlığı için bir tehlikedir. 80 yaşına kadar yaşadığımız takdirde bu odadaki iki insandan birinin ölmeden önce demans olacağı, bunayacağına dair çalışmalar var. Anlaşılan geldiğimiz noktada bırakın 3 milyar dolarlık bilgisayarlarımızı geliştirmeyi, zihin sağlığımızı korumakta çok ciddi anlamda zorlanıyoruz. Benim öngörüme göre bu saçmalığa devam ettiğimiz takdirde türümüzün bu toplu nevrozdan kurtulma ihtimali son derece düşük. Ama bir kurtulma ihtimalimiz de varsa sevgili dostlar, o da 3 milyar dolarlık bilgisayarlarımızı temel yasalarına uygun bir şekilde kullanmak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.